Merhaba arkadaşlar. Bugünün bir diğer konusu yoğun istek üzerine, aldığım mesajlardaki yoğun istek üzerine topraklar. Toprakların tanımıyla başlıyorum. Toprak kayaların parçalanmasıyla oluşmuş yeryüzü örtüsüdür. Yeryüzü örtüsü olarak tanımladığımız bu topraktaki parçalanma iki farklı şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan ilki fiziksel parçalanma. Bir diğer ismiyle mekanik parçalanma. Arkadaşlar, fiziksel parçalanmalar günlük ya da yıllık hiç önemli değildir. Sıcaklık farkının fazla olduğu alanlarda kayaların fiziksel yapılarındaki değişimidir. Fiziksel yapı değişiminden kastım görsellik olarak da düşünebilirsiniz. Isınan havayla kaya genleşir. Soğuyan havayla kaya daralır. Sürekli genleşme ve daralma olayına bağlı olarak parçalanmalar karşımıza çıkmaktadır. Ve fiziksel ufalanmalarda unutmayalım toprak oluşumu yavaştır. Ve kesinlikle kayanın kimyasal yapısı değişmez. Kimyasal yapısı değişmezden kastım mineralce zenginliğidir arkadaşlar. Mineralce varlıklardır aslında. Element içerikleri. Yok olmaz diyorum. Parçalanma sonucunda. Ya da olmayan bir element ya da mineral toprağa eklenmez. Arkadaşlar fiziksel parçalanmalar. Dünyada en fazla sıcaklık farkının fazla olduğu çöllerde. Ülkemizde İç Anadolu bölgesi. Doğu Anadolu bölgesi. Güneydoğu Anadolu bölgesinde karşımıza çıkmaktadır. Fiziksel parçalanmanın da birden fazla türü vardır. Mesela buzla parçalanma. Çatlak kaya aralarına sular dolar. Soğuyan havanın etkisiyle dolan sular donarak genleşir ve kayayı parçalar. Ya da bir diğeri biyolojik parçalanma. Biyolojik parçalanmalar da doğrudan ağaç köklerinin yeraltı boşluklarındaki kayayı köklerin genişleyerek parçalamasıdır. Tanımı şekle döküyorum. Ağaç köklerinin yer altındaki kayayı genişleyerek parçalamasıdır arkadaşlar. Arkadaşlar ikincisi kimyasal parçalanmalar. Kimyasal parçalanmalar nem ve yağışın fazla olduğu alanlarda kayanın kimyasal yapılarındaki değişimidir. Ve Kimyasal ufalanmalarda toprak oluşumu hızlıdır. Bu noktada dikkat etmemiz gereken ülkemizde kimyasal ufalanmanın en fazla görüldüğü alanlar. İklime bağlı olarak söylüyorum. Nem ve yağışın fazla olduğu alanlar. Örneğin Karadeniz bölgesi. Sorularda not olarak yazıyorum. İklime bağlı değil, kayaca bağlı kimyasal ufalanmanın en fazla olduğu yer sorulur arkadaşlar. Kayaca bağlı kimyasal ufalanma en fazla Akdeniz bölgesindedir. Unutmayalım. Toprak oluşumunu etkileyen faktörler vardır. Toprak oluşumunu etkileyen faktörler de soru olarak karşınıza çıkar. Bunlar iklim, yer şekilleri, bakı, canlılar, bitki, insan ve zaman. Soru olarak karşınıza gelecek olan kısım Aşağıdakilerden hangisi toprak oluşumunu en fazla etkileyen faktör olarak sorulur arkadaşlar? Toprak oluşumunu en fazla iklim etkilemektedir. Arkadaşlar, toprağın katmanları vardır. Toprağın katmanlarına horizon denir. Toprağın katmanlarına horizon denir. Ve toprak dört farklı horizondan oluşmaktadır. özelliklerini yan kısımlarına yazarım. 4 farklı horizondan oluşur dedim. Bu horizonlar A, B, C ve D horizonlardır. Arkadaşlar A horizonuyla başlıyorum. A horizonunda toprak oluşumunu tamamlamıştır. Ve oluşumunu tamamladığı için tarımı yapılabilen ürünlerin yetiştirildiği katmandır diyebiliriz. İçerisinde canlılardan iki tane örnek yazıyorum. Solucan ve karıncaların bulunduğu katmandır. Ve bu katman içerisinde tuz ve kireç bulundurmaktadır. A horizonu yıkanan katmandır. Yani doğrudan iklim olaylarına maruz kalan katmandır arkadaşlar. Yıkanmanın etkisiyle biriken katman ise B horizonudur. Yani A horizonundaki tuz ve kirecin sızdığı katman B horizonudur. C horizonu ise irili ufaklı kaya parçasının bulunduğu katmandır arkadaşlar. Ve D horizonu doğrudan Ana kaya özelliği gösteren katmandır diyebiliriz. Arkadaşlar toprak türlerimiz vardır. Topraklar tür olarak kendi içerisinde 3'e ayrılmaktadır. Bunlar azonal topraklar, zonal topraklar ve intrazonal topraklar olmak üzere 3 ayrılmaktadır. Azonal topraklarla başlayalım. Azonal topraklar dış kuvvetler tarafından taşınmış topraklardır arkadaşlar. Taşınmış bu toprakların horizonları yoktur. Taşınmış bu topraklar bulunduğu bölgenin iklim özelliğini yansıtmayan topraklardır. Bu topraklara ana kaya özelliği de yoktur diyebilirsiniz. Ya da ana kaya özelliğini yansıtmayan topraklar da diyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu topraklar kendi içerisinde dörde ayrılır. Bunlar alüvyal, löz, moren ve kolüvyaldır. Kolüvyal da kendi içerisinde ikiye ayrılır. Regosol ve litosol olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Arkadaşlar ayrıca karşınıza çıkar. Bu farklı iklim bölgelerinden farklı mineralce yapıyı farklı bir bölgeye taşıyıp biriktirdiği için bu topraklar verimlidir de diyebilirsiniz. Ha, verimliliğinden yararlanılıp yararlanılamaması önemli değildir. Mineralce zenginlik fazla olduğu için verimli topraklardır. Alüvyal akarsular tarafından taşınıp biriken topraklardır. Löz Rüzgarlar tarafından taşınıp biriken topraklardır. Moren buzullar tarafından taşınıp biriken topraklardır arkadaşlar. Kolüvyal ise bir dağ yamacında bulunan hatta dağın daha çok yüksek kısımlarında bulunan kaya parçaları gerek yağış gerek rüzgarlar olarak nitelendirdiğimiz dış kuvvetler tarafından aşındırılır arkadaşlar. Aşınma sonucunda ufalanan bu topraklar eğim doğrultusunda akıma geçerek dağ eteklerinde birikir. Bu anlattığım olay kolüvyaldır. Anlattığım bu olay eğer volkanik bir dağda gerçekleşiyorsa regosoldür. Arkadaşlar eğer aşınma sonucunda arda küçük çakıl taşları kalıyorsa bu da litosoldür. Yani arda kalan çakıl taşları ya da arda kalan kaya parçaları olarak da tanımlanabilir. Evet azonal topraklar bundan ibarettir. Zonal topraklar ise dış kuvvetler tarafından taşınmış topraklardır. Pardon. Dış kuvvetler tarafından taşınmamış topraklardır. Taşınmamış bu topraklar bulunduğu bölgenin bulunduğu bölgenin iklim özelliğini yansıtan topraklardır. Arkadaşlar bu topraklar ana kaya özelliğini de yansıtmaktadır. Ve bu toprakların horizonları vardır. Kendi içinde 8 e ayrılır. Türkiye'de görülen ve görülmeyen diye yine bir ayrıma gidiyorum bu noktada. Öncelikle Türkiye'de görülmeyenlerle başlayalım. Bunlardan ilki laterit topraklar. Laterit topraklar sıcak ve nemli bölge toprağıdır. Kiremit kırmızısı topraktır. Yıkanma fazla olduğu için kimyasal ufalanma fazladır. Ve verimsiz topraklardır diyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu topraklar dünyada ekvatoral iklim bölgesinde karşımıza çıkan topraklardır. İkincisi tundra toprakları. Tundra kutup altı iklimdir. Ve bu topraklar tundra iklim bölgesinde karşımıza çıkmaktadır. 11 ay don ve ısınan havanın etkisiyle öyle yüksek bir sıcaklık beklemeyin bu noktada. Isınan havanın etkisiyle bir ay çözünen ve çözündüğü dönemde de yazındır bu. Yağış aldığı için bataklık özelliği gösteren topraktır. Kanada'nın kuzeyi, Rusya'nın kuzeyi, Grönland güneyinde görülmektedir. Üçüncüsü çöl toprakları. Çöl toprakları dünyada fiziksel ufalanmanın En fazla olduğu topraktır. Yağış az olduğu için içerisindeki tuz ve kireç oranı da fazladır. Verimsiz topraklardır. Fakat sulamayla birlikte arkadaşlar birkaç dünya ülkesi bunu tarımsal alana dönüştürmüştür bu toprakları. Dünyada bu topraklar Çöl iklim bölgelerinde karşımıza çıkmaktadır. Dördüncüsü. Terrarosa. Terrarosalar Akdeniz ikliminin toprağıdır. ağırlıklı olarak kalkelli yapılar üzerinde görülen topraktır da diyebilir. İçerisindeki demir oksit oranı yüksek topraktır. Ve bu yüzden kırmızı renkli topraktır. Arkadaşlar kiremit kırmızısıyla kırmızı renkli olma durumu farklıdır. Bu bir YGS'de çıkmış sorudur. Kiremit kırmızı laterittir ama kırmızı renkli diyorsa terrarosadır. Akdeniz iklim bölgelerinde de karşımıza çıkan topraktır diyebiliriz. Bir diğeri kestane rengi sitep topraklarıdır. Bu da kahverengi Sitep toprağı da diyebilirsiniz. Ilıman, karasal iklim bölgesinin toprağıdır. Bu topraklar verimsiz topraktır. Fakat suni gübreyle verimli hale getirilir ve tahıl tarımı yapılır. Yani sadece suni gübre değil doğal gübrelerde Kullanılabilmektedir Türkiye'de En geniş alanda görülen Topraktır arkadaşlar İç Anadolu bölgesi Doğu Anadolu bölgesinin Bir bölümü Güneydoğu Anadolu bölgesi İç Batı Ege görülmektedir. Kestane rengi step topraklarına kahverengli step de denir dedim. Bunu kahverengi orman topraklarıyla karıştırmayın. Kahverengi orman toprakları normalde ılıman okyanusal iklim toprağıdır. Ama ülkemize uyarlayarak anlatıyorum. Karadeniz iklimi toprağıdır. Bu topraklar kivi tarımına uygun topraklardır. Humus oranı yüksek topraklardır. Arkadaşlar Ülkemizde kireçli ve kireçsiz diye ayrılıyor bu topraklar. Kireçsiz olanlar yıkanmanın fazla olduğu Doğu Karadeniz'de Rize çevresinde karşımıza çıkıyor ağırlıklı olarak. Ama genel anlamda kahverengi orman toprağı derse Karadeniz'de diyebilirsiniz. Humus toprak içerisindeki canlı kalıntısıdır. Dünyada sadece iki toprakta arkadaşlar görülmektedir. Bunlardan bir tanesi kahverengi orman toprağıdır. Ülkemizde bu toprak Karadeniz bölgesinde görülür diyebiliriz. Yedincisi Çernezyo. Yazamadım. Çernezyo. Arkadaşlar chernozem toprakları ise dünyanın en verimli toprağıdır. Humus oranı yüksek siyah renkli topraktır. Ve bu topraklar Sert karasal iklim bölgesinde karşımıza çıkan topraklardır. Arkadaşlar ülkemizde en dar alanda görülen toprak diyebilirsiniz. Ülkemizde Kuzeydoğu Anadolu bölümünde görülmektedir. Ve 8. toprağımız Türkiye'de görülen son toprak Pozzollardır. Pozzol toprakları soğuk ve nemli bölge toprağıdır. Boz renkli verimsiz topraktır. Ve ülkemizde Batı Karadeniz'de görülen topraktır diyebiliriz. Evet bunlar zonal topraklardı arkadaşlar. Ve son olarak intrazonal topraklarımız. İntrazonal topraklar da dış kuvvetler tarafından taşınmamış topraklardır. Arkadaşlar bu topraklar kimyasal yapı gereği azonal ve zonal topraklardan farklıdır. Kimyasal yapısı farklıdırdan kastım yoğun kireç, yoğun su ya da yoğun tuz içerikli topraklardır. Ve bu topraklarda sadece A ve C horizonu bulunur. Bu topraklar kendi içerisinde 3'e ayrılır. Bunlar halomorfik, hidromorfik ve kalsimorfik topraklardır. Kalsimorfik topraklar da kendi içerisinde vertsol ve rendzina olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Arkadaşlar, halomorfik topraklar tuzlu topraklardır. Ülkemizde tuz gölü ve çevresinde görülür. Hidromorfik topraklar sulu topraklardır. Bu topraklar göl kıyılarında, akarsu kenarlarında ya da göl tabanlarında görülmektedir. Kalsimorfikler ise doğrudan karstik arazi toprağı diyebilirsiniz. Hatta bunlardan rendzina kireçli topraklardır. Vertisol dönen toprak ya da taş doğuran toprak olarak da bilinir. Arkadaşlar bu topraklar ülkemizde eğer size ay çiçek tarımı yapılan toprak diye sorarsa ülkemizde Ergene Havzası'nda görülmektedir. Onun dışında Tuz Gölü Güneyi, Güneydoğu Anadolu bölgesinin bir bölümünde de karşımıza çıkmaktadır diyebiliriz. Evet bir diğer konu anlatımlı videomuzda da görüşmek üzere. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Toprakları bitirdim. Bugün dış kuvvetler ve toprakları bitirdim. Yarın soru çözümü yaparım. Bilgilendirmesini yine Instagram ve WhatsApp üzerinden sizlerle paylaşırım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.